Valla abi benim 68 tane büyük başım var. 8 tane keçim var. 60'a yakın tavuğum var. 3 tane gazım var. 3 tane ördeğim var. 7-8 tane köpeğim var. 30'a yakın kedim var. Ne? Evet, 30'a yakın kedim var. Kedi ne yapıyorsun kız sen? Abi hiçbirini satmaya hiç kıyamıyoruz yani biz. Tavuk, kapıda yetişen tavuğu bile kesip yemeye kıyamıyoruz biz. Ne, turşusunu mu koyacaksın? Ya abi kendiliğinden ölüyor. Yani bu yani kocaya giden kız gibi kefeniyle girip hemen gelinliğiyle girip kefeniyle çıkıyor ya. Yani bu eve gelin ölmüş de olarak gidiyor yani. Ama kızım boşuna değil mi ya? Bari ver de biz yiyelim yani sen yemiyorsan yani. Abi vereyim hayır. Ayıp ettiniz vereyim size. Hayır şunu demek istiyorum yani. Bu kadar tavuk yemek için vardır. Geç kedi yiyemeyiz ama tavukları yiyebiliriz yani. Yumurtasını satıyoruz abi tavukların. Tavukların yumurtasını satıyoruz. Peki. Sen bu işi kaç zamandan beri yapıyorsun? Vallahi abi çocukluktan beri doğma büyüme burada hayvancılık yapıyor yani. Dede mesleği, baba mesleği. 2000 hayvancılık. Dede, babamın öldüğünden bu yana. Bir dakika şimdi. Sen kaç kaldın? Ortaokulu bitirdim. Ortayı bitirdin. Evet, ortayı bitirdim. Daha öncelerde de yardım ediyorduk. İşte annem bizi küçükken, ta küçükken, 1-2 yaşındayken ahara oturtturuyordu. O işini yapıyordu. Siz de izliyordunuz? Biz de izliyorduk. Ondan sonra işte okulu bitirdik, ortaokulu. Yani liseye de göndermeyince babam okumamı şey etmedi, göndermedi yani. Göndermedi mi, sen mi istemedin? Yok, biz istedik abi. Baban göndermedi. Veteriner olacaktım ben. Vaa! Hala olabilirsin biliyor musun? Evet, Eylül'de yazılacağım zaten. Bak. Bu, evet, liseye açıktan yazılacağım. Değil mi? Evet. Güzel. Peki, sen bu hayvanları ilk başladığı zaman kaç taneydi? İlk başladığımızda abi dedem varken 3 taneydi. Üç taneydi sadece. Koyunlarımız var. Devlet koyun verdi. Koyunlarımız var. Onlar da hastalandı. Yani o zaman da fazla üremediler. Onları da verdi, sattık zaten. Sonra full büyükbaşa geçtiniz. Sonra full büyükbaşa geçtik abi. 5 tane oldu. Sonra 9 tane oldu. 9'dan 16'ya çıktı. 16'dan 22 derken, 30 derken. Tavuklar gibi hiçbirini kesmiyor, satmıyorsun yani. Mübarek hep. İyi mi yapıyorsun herhalde? Yok abi, hiç satmadık. Biz babama yani inek al baba. Bize hayvan olsun. Bize ama kızım al. İyi de bu adam da herhalde dağdan gömü bulmadı yani. Bu hayvanları mecbur satıp da para kazanması lazımdı yani. Ya veriyoruz, erkekleri veriyoruz. Erkekler onun ama dişiler bizim. He, damızlık da sende. Evet, dişiler bizim. Bir de boğa koyuyoruz kendimize iyisinde inekler için. İneklerin ırkı ne? İnekler abi şey, simental melezi var, simental var. Poşta melezi var. Poşta melezi var. Kara sığır var. Mandapon var, akbaş var, kara sığır var. Hepsi var abi. Hepsi var. Hepsi var. Peki sen bunda daha çok süt mü almak için yapıyorsun, et mi? Abi hem süt ürünleri yapıyoruz, biz satıyoruz. Tereyağı, ondan sonra yoğurt, yumurta, süt olarak da veriyoruz isteyenlere. Sende peynir var mı? Peynir yapıyor peynir musun? Peynir şu an yazın. Şimdi demiyorum, genel olarak söylüyorum. Yapıyor yapıyoruz musun? Yapıyoruz abi, evet. Yani sen piyasaya, hani mandıralara ya da herhangi bir başka büyük markalara süt vermiyorsun. Kendi sütünü kendin değerlendiriyorsun. Evet, kendim satıyoruz abi. Peki, net bir soru. Bu işte para var mı? Var abi. Çalışırsan, yaparsan var. Biz kazanıyoruz. Neresinde var? Yani ne yaparsan var. Şimdi burada senin Meren var mı? Var. Meren var. Ot var mı? Var. Kaba yemin var mı? Kaba yemin de var. Kendimiz üretiyoruz abi. Ne üretiyorsun? Fiy biçiyoruz. Ne ekip biçiyorsun? Fiy biçiyoruz. Arpa ekiyoruz. Fiy sen mi ektin? Ya babam ektiriyor yani traktörle. Bizim traktörümüz olmadığı için ektiriyor. Piyasadan ektiriyor, alıyor. Yok abi, tarlalarımızı ekiyoruz kendi tarlalarımızı. Kendi tarlalarımızı ekiyorsun. Evet, kendi tarlalarımızı ekiyoruz. Fiy ekiyorsun, başka? Buğday, arpa var mı? Buğday, arpa. Tamam, mısır yok. Mısır yok abi, burada mısır şey, su olmuyor. Olmadığı için. Tamam. Yetişmiyor yani. Peki, fabrika yemi? Fabrika yemi kullanıyoruz abi. Kullanıyorsunuz. Evet. Kendi yemimizi de kendimiz üretmek istiyoruz aslında ama. O zamanla olur. Zamanla olur da tarlalarda pek bir verim alamıyoruz açıkçası. Doğru, burası biraz. Küçük olduğu için bir de domuz zararlılar var abi. Tarlalarda burada küçük yani, dönüm arazimiz yok. Siz de gördünüz buraları. Hatta ben dedim ki ya bu kız dedim, nerede dedim bu hayvanlar yatıyor? Hiç burada bir arazi yok vallahi dediğin gibi. Ya küçük. Ancak keçin yeri burası, burada başka. Evet abi, büyük baş da oluyor ya. Arkalara gidiyoruz ineklerle, şu tarafa gidiyoruz. Aşağılara iniyoruz. Hayvanları siz mi gidiyorsunuz yoksa kendi kendine mi? Biz kendimiz götürüyoruz. Annemle ben. Bazen annem veya babam hastaneye gidiyor. Kendi başıma gidiyorum. Sen hem çobansın. Evet, hem çobanım hem başka, üretici. Başka çobanın var mı? Başka çobanım. İşte ailede başka çobanım. Tuğba var yani. Tuğba var. Tuğba da seninle beraber mi? Evet, ne beraber. Ne yapıyor? Hangi işi yapıyor Tuğba? Yani abi sabah çıkıyoruz. O da yanında mı? Evet, sabah babamla çıkıyoruz.
annem, babam, Tuğba abi. Çıkıyoruz, hayvanlara bakıyoruz. İşimiz bitince geri eve dönüyoruz. Sonra ev işlerini yapıyorsunuz. Sonra ev işlerini yapıyoruz. Süt ürünlerini yapıyoruz. Hayır, branş ben mi diyorum? Hanginiz hangi şey yapıyor? Mesela sen daha gidince Tuğba evde ne yapıyor diye merak ettim. Tuğba evde ahırları temizliyor. Ben daha gidince. Ve çoban olunca ben Tuğba evde bunları yapıyor. Süt ürünlerini yapıyor. Yoğurt yapmayı kim biliyor aranızda? İkimiz de biliyoruz abi. Peynir? Peynir de ikimiz de biliyoruz. Yani bütün köy ürünlerini, köy yemek falan hepsini, tatlı hepsini yapıyoruz abi. Maharasınız yani. Evet. Hamarasınız yani pardon. Çoban o yani çobanlık gibi değil yani. Dağa çıkıp da hiçbir şey bilmemezlik gibi değil. İnternet var, hepsini yapıyoruz elimizde. Sosyal medyayı takip ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet, takip ediyorum yani. Peki biraz da babanı konuşalım bakalım. Selami Arslan. Evet. Öyle mi? Evet. Abi biraz seni tanıyalım. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Kızlardan mutlu musun? 2007'den bu yana bu işi yapıyorum hep. Daha önce ne yapıyordun ki? Ben daha önce Ankara'da kalefer süt tesisatı yapıyordum. Ustaydın yani. Evet, bel fıtığına yakalandım. Ondan sonra bıraktım. Polatlı olmayaydı ben şimdi yürüyemeyecektim. Polatlı'ya gittim, oradan kurtuldum. Orada ne yaptın? Ne yaptın? Başri Köyü. Orada ne yaptın? Orada bir abimiz var, futbol şeysi. Bu işlere bakıyormuş. He. MR'ınla gel dedi bana. MR çekin öyle gel dedi. MR'ımla gittim. Adam beni yatırdı, soydu belimden şanımı. Soydu, yağ gibi bir şey sürdü elini, ovaladı. Sanki şu parmağının önünde giderken şuradaki damar parmağının önünde giderken kalkıyor böyle. Şeyine geldi, buraya gelince, yerine gelince, oturunca dünyalar benim oldu. Kalk dedi, şu kanepe var şöyle, şeydi yerde, bacağını kaldırdı, hani kalkmayan bacak. Bacak kalkıyor. Futbol oynuyorsun yani. Üç kişi koltuğunda götürdü beni. Gelirken yürüyerek indim merdivenleri. Polatlı'da, Basri Köyü'ndeki evin merdivenlerini yürüyerek gidecektim. Vay. İlginç bu. Peki sonra buraya geldin. Buraya geldim. Yine bir şey. Üzerine git, kaban gel. Gene bir iş, yakalama gibi şey yaptı. Babacı sol tarafa 3 tane ya bende belgeti. Yine gittim. Gitti dedi, ağır kaldırmayacaksın. Ağır kaldırırsan bir daha gelme dedi. Tam da adamına söylemiş ha. Galatasaray var. Petek var. Ağır kaldırmayacaksın. Mecbur ağır kaldırıyor. Koyun ya, gidesin. Yani. Tuzu oluyor, iyi mi oluyor bilmem mi. Arıya bakıyorsun. Hayvana bakıyorsun. Bızağısı ters geliyor. Onu yavrulatmaya çekmeye uğraşıyor. Hadi ağır kaldırma. Kaldırıyor. Mecbursun. Babam, peki 2007'de buraya gelince burada ne vardı o zaman? Sanki buraya başladığın zaman? 2007'de babam vefat etti. O zaman kızımın söylediği gibi 3 hayvanımız, 9 tane koyunumuz vardı. 9 koyunu ben birine ahır yaptım. Aşağı köyde. O da bizim akraba olur. O ne çek sorun yok. Aşağı köyde. O dedi ki benim param yok. Dayı dedi. Param yok dedi, sana 5 tane tohlu koydum dedi. Onları götür dedi. Kurbanlık satıyor kızı camamda. O tohluları götür dedi. Tamam dedim. Geldim, kızı camamdaydım ben de. Geldim onun abisinin dolmuşuyla tohluları buraya getireceğim. Biri tıkılmış, ahurun altına kısılmış. Ölüyor. Onu orada kesiverdi. Bunu sen de ye dedim. Şunlar da bana götürüver dedi. oradan getirdim. 30'a tamamladıydım. Baktım alış tutuyor. Alış zamanı burada, alış çok olur. O beyaz alış. O alış tuttu, çekirdeğe depmiş. Çekirdek dokunmuş yani. Abi. Birini burada kestik, biri ahıra öldü. Bu bizim hanım dedi ki, la herif dedi. Bu böyle olmayacak. Bunu götür sat, bana inek getir dedi. Tamam la hanım. Bizim akrabanın motoruna dedim ki, la oğlum tahtaları, saman tahtalarını tak gel. Ne yapacaksın dedi, la koç götüreceğim Ankara'ya dedim. Ya sen kâsı mısın, gel. Geldi. Koyunları yükledik. Kızı camıma çektik pazara. Biri geliyor, 1200 lira veriyor. Tanesini? 20 tanesini. 20 tanesini? Ha, o zamanın parası, şimdi değil. 20 tane. Birisi geliyor 1300 lira, birisi geliyor 1400 lira. Bizim ana tarafından akrabam varmış. Ben bilmem, tanımam orada. O biz tanıyor. Babamı, anamı tanıyor. Bastona dayan dayanı geliyor. Kasap Sait. Böyle bastonla ama sakal taburda adam. Çekilin lan diş böyle şerefsizler. Git benim ağla yık.
2800 lira koyunlar. Ne? 2800. 2800. Odama bak. Ha. Git oraya yık gel, dükkana gelin dedi. Paranı al dedi yani. Ha. Gittik oraya indirdik. Dükkana gittik. Kasap dükkanına. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Birer kilo kıyma, birer kilo kuşbaşı. Hazırlatmış, paketletmiş. Bunları da alın. Şu da paranız dedi. Tak koyunuza kadar gidin. O zaman da iki tane inek almış gelmiş. O yani. Zaman da birinde inek varmıştı orada. Hemen ineğe pazarlığı yaptık. 1400 liraya ikisini. Aa, ikisini? Birinin rızası vardı arkasında. Biri rızalacı. Sen koyunları iki inek aldın yani. He. Daha para 1000 lirası da arttı. Arttı onu diyorum işte. Ha. Ondan sonra onu inekleri motora yükledim. Buraya gittim. Aynı gittiğimiz motora gittim. O ineklerden üredi işte bu hayvanlarımız bizim. İki inek, bızağısı buraya arkasında bızağıyla gelen inek, bızağısı öldü. Bızağı arkasına katma bızağıymıştı, kendi silin değilmişti. Anladım. Yani sen iki inekten bu hale geldin. Evet, iki ineğimiz olduk, üç ineğimiz beş oldu. Beş ineğimiz ondirken şimdi bu hale geldik ya. Babamın öldüğünde bir, diyorum ben Ankara'ya giderdim, çalışmaya giderdim, inşaatlarda yatardım. Kazanda, Mersin Kola, Çubuk Kola, Aytaş Fabrikası, Çerkeş'te. Oralar ne işini yaptık biz? Şimdi soru şu, Selam abi. Şu anda bir sürü genç var. Evet. Senin o dönemde yaptığın gibi. Evet. Şunu söyleyebiliyor musun bana? Ya arkadaşlar tamam, çok güzel tesisatçılık iyi ama eğer köy yerinde aracınız varsa, böyle hanım ve çocuklarınızda varsa, köy şehirdeki bu çalışmayı bırakın da köyde bu işi yapın diyebiliyor musun? Hayvancılık yap der misin insanlara? Abi imkanı varsa dönsün ya. Hepsinden iyi bu iş. Hepsinden iyi, kendi işin. Ya, dur ya, şu kadın öyle laf etti ki bayıldım. Ver abi şunu. Hepsi. Ayşe abla söyle bakalım. Önce seni bir tanıyalım da sonra konuşalım. Adım soyadım Ayşe Aslan'dı ya. Adım tamam, soyadım bırakın. Ayşe Aslan. Güzel. Bu iş iyi iş mi? Mükemmel, süper. Yapana. Niye? En iyisi bu ya. Şurada gidip de biriyle dövüş kavga etmeden zımalı koyun at. Git gel. Allah Allah. Evde oturup da ne edeceksin ki? Televizyon var. O da bizim magazin hanımları var. Onları izliyorum ben. Televizyon bana ekmek getirmez ki. Vay be. Televizyon otur. Sana yemek getirecek mi? Yok. İşini tut gel kazanacaksın. Kazan günü akşam televizyonumuzla. İstiyorsan izle diyorsun yani. Evet. Vay be. Kaç çocuğun var senin? Benim 4 tane çocuğum var. İkisi oğlan, ikisi kız. Öyle mi? Birisi oğlan. Üçü kız, biri oğlan. Evet. Diyemedim bak. Tamam, önemli değil. Şu an senin yanında 2 tane kız mı var? Evet. Bunlar ikiz mi? Evet. Onlar olmasa sen bu işi yapabilir misin? Yapamam. Yapamazsın değil mi? Ben çünkü ben hastayım, ben yapamam. Beyin ameliyatı abi, iki kere ameliyat oldu. Ben hastayım, yapamam. Bunlar kızım benim için beklemeyin dedim. Hı. Ana biz evlenmeyeceğiz. Ekmeğin işi diyorsan bir gidelim git çalışalım dediler. Evlenmek istemedik yani. Hayvancılık yapmak istedik abi. Biz kendi ekmeğimizi alacağız. Evlenenlerin başında şey mi vardı? Ben evlenmeyeceğim dedim. Peki mutlu musun kızlarından? İyi çalışıyorlar mı? Verimliler mi? Uyumlular mı? Çok mükemmel, süper. Sen iyi konuşuyorsun kız. Mükemmel, süper, harika, 10 numara. Kız Merve bu nasıl bu? Hiç böyle beklemedim ama güzel konuşacağını. Evet annem öyle. Öyle mi? Evet. Peki sen evde iş yapıyor musun? Yapabiliyor musun şu anda? Yaparım. Hangi iş? Ne yapıyorsun? Yemeğimi yaparım, temizliğimi yaparım. Her işimi yaparım. Allah'ım aşkına. Maşallah. Sen ufakken hayvan var mıydın? Yaptın mı sen çobanlık gençken? Ben buralıyım. Bura bu köyler. Bu köylüsün. Evet benim dedem, babam, zengunut onlar. Yüz davarları vardı. Sığır da var, çoktu. Keçisi vardı yani çok. Selam Bey Ankara'da çalışırken sen bu köyde miydin hala? Buradaydım. Neyin vardı? İneğin daran var mıydı o zaman da yoksa bahçe mi vardı? O zaman bir ineğim vardı, bir de sazıma merkebim vardı. Ha. Odun çırak etmeye. Adam karın biri dedi ki bizim abcamızın, herifin abcasının karısı. Ya dedi, sen dedi bu eşini niye bekle diyorsun burada dedi. Beni ne diyeyim gittim. Eşimi yollarsan dedi. Bir tek marıl dalı gelir de sana ekmek atar olur dedi. Çağır gelsin dedi öyle mi?
Yok, gönder çalışsın dedi. Sen de burada köyde kal dedi. Evlendik daha, nasıl olmadı? Evlendiği zaman. O kadar. O kadar. Benim adam git dedim çalış. Ne yiyeceğiz? Babam rahmetli oldu. Babam da kızım dedi. Ey baba dedim. O altını bilirsin sen ne yapacaksın dedi. Ben de boynuma daha cemiller takıyor dedi. Çıkar bir koyun bana tamı ver. Oho. Geldim al baba dedi. Götür bize mala dedi. O da Allah razı olsun gitti. Düğün borcumuz ödedi. Ondan sonra bize mal alıyordu. Böylelikle mal sahibi olduk abi biz. Vallahi tebrik ederim ya. Biz böylelikle daha da olsa daha da yapmaya gayret ederim. Öyle mi? Giderim gayret ederim. Yapma ya. Tamam o zaman şimdi siz meyveye yakında bir koyun alın yani. Alırım. Alın koyun. Meyveme destekli olurum. Değil mi? Tabii. Kızlar seviyor mu hayvancılığı? Oo, nasıl seviyorlar hem de. Sen bize ağlar ver abi, bize ağlar bir yiyecek. Çok mu seviyorlar? Hem de nasıl, bizim ağlarımız onun memeyle şişiyoruz. Ha, özel besliyorsunuz onu yani. Onu biber ondan böyütüyoruz. Annesi hasta olduğu için abi, anladım, doğru. Anladım, anladım. Peki, bu kız şimdi evlenmesi lazım. Teyze niye burada evlendirmiyorsun? Evlenmiyorlar. Nasıl evlenmiyorlar? Bayağı evlenmiyorlar. Biz diyorlar iki tane yapsak. Parayı alırız. Parayı alırız, bize sigortalı oluruz diyorlar. Biz adamı ne yapalım? Niye? Adama ihtiyacınız yok mu? Adama ihtiyacı, bunlar evlenmiyor işte. Biz sigortalı oluruz, ekmeğimizi yeriz diyorlar. Niye ben elin ağzını koksun çünkü? Allah Allah. Evlenmiyorlar. Evet, niye evlenmiyorsun kız? Yok abi vallahi şimdi iyiyim ben böyle. Hayvanlarımla mutluyum yani. Onlar çocuklarım, evlatlarım. Tamam sana iç göğüs alalım kızım. Niye yani? Korkmana gerek yok ki. Vallahi abi, adam lazım. Onu da diyorum bazen şaka niyetine baba. Bir iç göğüs alalım çalıştıralım diye. Çalıştırmayacağım. Eve gelecek. İşte çalış, işte yatsın. Fark etmez. Nasıl istiyorsan yok, yani. Yok yatmak yok. Biz yatanı kabul etmeyiz. Zaten böyle yatamaz. Merak etme de. Ama şaka yapmıyorum ya. Hayat böyle hep her zaman anan yanında olmaz. Baban yanında olmaz. Tuba olmaz. Ya yarın bak tek kalırsın söyleyeyim sana yani. Vallahi abi şu anlık düşünmüyorum. Düşünürsem olur yani neden olmasın. Yarın diyorsan talep gelirse değerlendiririz diyorsun yani. Yok gelen var da istemediğimizden gidiyor abi. Seni götürmeye mi geliyorlar gelmeye mi geliyorlar? Kalmaya mı geliyorlar abi. Biz de evlenmeyeceğiz diyorlar münasip bir dille. Hayır yani iş güvenisi olarak gelmiyor değil mi? Seni alıp götürmeye geliyorlar yani. Evet abi. Ha anladım. Valla ben de olsam seni burada almak isterim yani böyle başarılı bir kızı kim olsa alır yani Merve. Valla abi şimdilik düşünmüyorum ben de çok yani talep çok da gelen giden çok da evlenmeyi düşünmediğimizden yani bazıları da diyor ki babası iş tutturmak için kızlarına vermiyor diyorlar. Yok. Halbuki biz istemiyoruz. Öyle mi? Evet. Ya da beğenmiyor musun? Gelenlere herhalde pek yok abi gelen... hiçbir Allah'ın kuluna şöyleymiş böyleymiş demedim ben şimdiye kadar. Hiçbirine bahane bulmadım. Herkesi Allah yarattı. Kaç yılda evlenmeyi düşünmüyorsun? Vallahi abi. Bilelim de ona göre adam göndererek Merve. Abi şu an vallahi bilmiyorum ama şu an hayvancılık yapıyorum. Bu işi de yürümek istiyorum yani. Daha şey etmek istiyorum. Daha çoğaltmak istiyorum.